Buyurun buyurun, buradan gelin buradan gelin. İşte burası da gördüğünüz gibi yatak odası. Yine mi siz geldiniz? Durun tahmin edeyim, bir önceki bölümü hatırlamıyorsunuz. Acaba izlemediğinizden mi hatırlamıyorsunuz? İşte bir önceki bölümde yaşananlar. Dayı alacak mısın burayı? He alacağımdı, burası bayağı güzelmişti. İzleyin bakalım bir önceki bölüm neler olmuştu. Bartolu Saadettin ruhuna el Fatiha. Abi yalnız mezarda yakışıklı çıkmışsın ha, görüyor musun? Sen ne yapıyorsun Recep? Bizi buraya getirdin dedim böyle ev göstereceğim falan. Bu ne hal Recep? Bizimle dalga mı geçiyorsun? Abi vurayım mı? Dur Medet dur. Gerekirse ben vururum. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun Recep? Bize ev gösterecektin. Ya Bartolu abicim sen niye heyecan yapıyorsun? Abi bu işin kamuflajı. Bak abicim şimdi. Mezarın üstüne biraz yaklaşıp ruhuna el Fatiha diyorsun ve içeridesin abi. Gördüğün gibi abi. Yemin ediyorum içeride bu kadar içeridelik yoktu yani. Aa inanamıyorum. Resmen sihir. Nasıl yaptın bunu Recep? Ama nasıl yaptığının bir önemi yok. Söyleme dur dur dur. İdris babamızı ben böyle kandırırım. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Recep Vedik'le emlakçılık yapmaya devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Bartolu Saadettin'e ev satmıştım. Kendisi bayağı memnun kalmıştı. Şimdi gördüğünüz gibi yeni evimizdeyiz. Recep'im yine mutlu. Şu Recep'imin manitası. Ama görüyorsunuz ki sigara içiyor. Biz ne demiştik? Sigara içmek öldürür demiştik. Bakın şimdi gördüğünüz gibi öldürüyormuş. Yoklar. Bu ne böyle oğlum? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni evimdeyim. Biliyorsunuz zenginim. Bartolu Saadettin'e güzel kalktırdım. Ondan sonra bayağı rahata erdim. Gördüğünüz gibi yine villadayım. Ya arkadaşlar ben sabah burada duruyordum. Çayımı kahvemi içiyordum. Telefon geldi. Dedi ki Cristiano Ronaldo arıyor bakın. Diyor ki Recep abi neredesin? Abi beni al dedi. Ben de şimdi onu almaya gideceğim. Bakalım Cristiano Ronaldo benden ne istiyormuş? Biliyorsunuz ki kendisine ev satmıştım. Bilmiyorsanız da videonun linkini açıklamada bulabilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Kendisine dehşetül vahşet bir ev satmıştım. Ama sanırım bir problemimiz var. O yüzden bunu çözmemiz gerekiyor. Benim limuzin burada. Hadi hemen limuzine atlayalım ve Ronaldo abinin yanına gidelim. Bakalım kendisinin sıkıntısı neymiş. Yalnız benim GPS açmam lazım. Ve yanlış çıkmışım gördüğünüz gibi. Oradan dönmem gerekiyormuştu. Haydi bakalım. Ya aradı diyor abi diyor Recep abi diyor gel diyor ne olur diyor gözünün yağını yiyeyim diyor. Recep abi diyor sıkışık durumdayım diyor. Recep abi karıya ihtiyacım var diyor. Yok lan böyle bir şey demedi. Daha yakında Recep'i bir pezevenk yapmadığımız kaldı. Her türlü mesleğe soktuk. Size de teşekkür ediyorum. Recep'in mesleklerine çok güzel ilgi gösteriyorsunuz. Şu sıralar sanırım Uber şoförü olmamızı. Uber. Bakın yenisi çıktı. Uber değil. Uber da değil. Uber şoförü olmamızı sevdiniz. O yüzden ben de bir süre Recep Vedik'le Uber şoförlüğüne devam etmeyi düşünüyorum. Harici olarak meslek önerileriniz varsa bu videonun altına yorum olarak yazın. Ben de oradan seçme meslekler yapayım, size paylaşayım. Ne diyorsunuz? Bence güzel bir fikir. O yüzden meslek önerilerinizi çekinmeden yazabilirsiniz. Yalnız biraz artı 18 olmasa sevinirim. Çünkü fantastik öneriler geliyor. Yani şu tarz filmlerde çalış, bu tarz filmlerde çalış. Bakın onlar olmaz. Recep'in hani çoluğu var. Yok çoluğu yok, çocuğu yok da. Ailesi var yani. Sonuçta evli. Yapmayın. Recep Vedik'e düzgün bir iş önerin. Şimdi hemen Ronaldo abinin yanına gidiyoruz. Kendisi bize arenadan aradı arkadaşlar. Maça çıkmış. Hani diyor Recep abi diyor maçtan çıktım diyor. Gel beni al diyor. Recep abi diyor maça gittim diyor. Bir gol dıktım bir gol dıktım diyor. Ama seni özledim diyor. Bir de kendisine biliyorsunuz bir tane bagetti teslim etmiştik galiba. Evet evet bagetti. Yani ondan beridir görmüyorum Cristiano Ronaldo abiyi. Özledim keratayı. Bir gidelim bakalım ne istiyormuş. Yalnız arena ne kadar uzakmış lan. Ben böyle hatırlamıyordum ya. Bu kadar mesafe var mıydı arada? Allah Allah. Benim eve yakın sanıyordum. Cehennemin dibiymiş. Baksanıza git git bitmiyor abi. Ve köprüden geçeceğiz. Oradan sola döneceğiz. Caminin orada soracağız. Kime sorsak gösterirler. Şuradan dönelim. Bakın limuzinle böyle bir dönüş yok falan. Allah belanı vermesin. Ne döndüm lan? Aa fena olmadı ha. Az kalsın çarpıyordum diyecektim. Aha. İndirdim. Gördünüz. Çarparım. Fena çarparım. Ve arenadayız arkadaşlar. Bakalım arenada bizi ne çeşit bir sürpriz bekliyor. Şuradan ben direkt geçeyim. Sesi biraz telaşlıydı. Etrafı da bayağı kalabalıktı galiba. Bir sürü ses geliyordu böyle. Cristiano abi yala beni falan filan diye. Oğlum erkekler bile böyle slogan atıyor lan. Cristiano Ronaldo abi beni yala diyenler bir sürü. Ve bakalım Ronaldo abi ne iş çeviriyor. Aa. Oha ne oluyor lan orada? Ronaldo Bey bir açıklama yapacak mısınız efendim? Ay Cristiano bir açıklama yap. Ha Ronaldo senin de götün kalktı iyice golleri tıktım diye bir açıklama yap. Ben kendi halimde takılıyorum bana aldırış etmeyin. Oha Ronaldo abinin başı kalabalık. Durun 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 şöyle çekelim. Ronaldo abi. Abim. Korkma korkma abim. Ben geldim.
Ronaldo abi. Dur senin için kapıyı açayım. Ronaldo abi buyur. Bin abi. Aaaa Recep sen mi geldin dostum beyler açılın. Bin abim bin. Bunlar senin yiyecek vallahi baksana. Hazırsan gidiyoruz Ronaldo abi. Dur kapını kapatalım. Okey. Haydi bakalım. Buradan kaçalım arkadaşlar baksanıza. Manyaklar patır patır fotoğraf çekiyor. Ronaldo abi hayırdır bir sıkıntın mı var senin ya? Aaaa sorma Recep var ya büyük sıkıntılar içine girdim Recep. Ronaldo abi. Biz senin Türkçe işini çözmüştük abi. Bence sen normal Türkçe konuşabilirsin. Ha öyle mi diyorsun baba ya? Ya biliyor musun Recep bayağı sıkıntılı ya sorma. Senin bana sattığın ev Recep. Geçen Messi beni ziyarete geldi. Ya dedi Ronaldo dedi ne yapıyorsun kardeşim dedi. Biz dedi ziyaretine geleyim dedi. Recep benim evi bulamamış. Allah Allah. Abi bu arada oyun yüklenmiyor. Ne oluyor lan? Bir dakika bir dakika. Oğlum ne yaşanıyor burada? Bir dakika lan. Ronaldo abi arabada kal. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar köprü yüklenmedi. Bug'a bakar mısınız bir? Oha lan. Oğlum bu ne? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Oha. Lan düşen düşeni aha. Oğlum tövbe estağfurullah Ronaldo abi. Belediye işleri iyice cozutmuş abi. Biz gidelim abi. Bu ne lan? Oğlum yürü yürü yürü. Senin şimdi ev sıkıntın mı var abi? Aynen öyle Recep ya sorma. Yani Messi benimle dalga geçti Recep. O fakir, o çulsuz benimle dalga geçti Recep ya. Dedi senin evin nasıl bir şey böyle Ronaldo dedi. Çık çık bitmiyor dedi. Helikopterle anca geliyoruz dedi. Aman diyeyim abi. Sana sattığım yer elit yerdi gözünü seveyim. Fıstık gibiydi yani. Yok Recep yok. Ben o evde daha fazla kalamam. Ya bana yeni bir ev sat ya da benim paramı ver Recep. Ben çıkmak istiyorum oradan. Paranı vereyim mi? Abi ben emlakçıyım lan. Ben müteahhit değilim ki. Ben sana evi sattım sadece. Hani ben bütün parayı cebime indirmiyorum. Ben onu bunu bilmem Recep. Ya bana yeni bir ev bulursun ya da seni mahkemeye veririm. Anam Cristiano Ronaldo beni mahkemeye mi verecek? Vay anasını satayım. Oha lan. Tamam abi benim elimde sana uygun bir ev var. Ben de tam zaten müşteri gezdirmeye gidecektim. Bir tane zengin kodamana bir ev gezdirecektim. Onun yerine seni götüreyim abi. Recep evin girişi çıkışı düzgün mü? Allah'a şükür abi. Nefes alıp veriyor yani. Gidince görürsün. Ah be Cristiano abi gördün mü? Şansına hava da açıldı valla. Haydi bakalım şuradan yardıralım. Abi ev dehşetül vahşet tekrardan dediğim gibi. Yani zengin züppenin birine satacaktım. Yabancıya gitmesin be abi. Ev kaliteli. Deli çıkacaksın abi evi görünce var ya. Diyeceksin Recep. Recep dolaba kadar ne oluyor lan? Bu başka bir yayına kaydı abi. Yani diyeceksin ki Recep bu evi bana sat. Hadi bakalım Recep inşallah. Bak sana güveniyorum. Düzgün Türkçe ile konuşuyorum. Recep beni mahcup etme. Bu arada bu oyunun derdi ne lan? Oğlum 2 saattir yüklenmiyor. Tövbe estağfurullah. Oyun kafayı yedi lan. Yemin ediyorum kafayı yedi abi. Çıldırtacak beni ya. Lanet olsun abi. Bazen yüklenmiyor biz de oradan gitmeyeceğiz diyeceğim de oğlum. Ulan hiçbir yeri yüklenmemiş. Aha sıç abi. Bir dakika gittikçe yükleniyor mu diyeceğim de. O da olmuyor. Ve problemi çözdük. Gördüğünüz gibi artık yükleniyor. Oğlum saçma sapan bir şey lan. Gördünüz değil mi? Az önce resmen oyun yüklenmedi. Allah'ım yarabbim. Yalnız Ronaldo abi görüyor musun? Havada sürekli helikopter falan var. Abi bu senin yeni ev dehşet korunuyor ya. Ben bile hasta kaldım yemin ediyorum. Bak yeni ev dedim Allah söyletti abi. Bence alacaksın. Hani param olsa da ben alsam diyeceğim yerlerden birisi yani düşünün. O derece güzel. Şaka yapmıyorum cidden güzel. Görünce siz de diyeceksiniz ki böyle bir şeyi kim yapmış? Bir tane adam oturmuş. İşsizce böyle bir ev yapmış arkadaşlar. Ben size bu evi göstermek istedim. Çünkü dehşetül vahşet. Ben böyle bir modu görmedim. Yıkılıyor yıkılıyor. Buradan dönüyorsunuz. Ondan sonra belediye binasına doğru gidiyorsunuz. Belediye binasının orada ev. Hem düşünün yani belediye başkanı komşu olacak adam. Ne kadar iyi değil mi? Şimdi şuradan şöyle cattır cuttur cattır cuttur gidiyoruz. Evet oradan görünmeye başladı. Bak ev oradan göründü gördünüz mü? Ufaktan göründü. Aman 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 aman. Abim görüyorsun ne kadar kalabalık bir mekan. Ve işte arkadaşlar. Ulan böyle bir şey kim yapmış ya? Yemin ediyorum ben yapamam bakın o kadar söylüyorum. Abi bu nereden baksanız tek başınıza otursanız 10-15 günlük bir çalışma. Yani günde 5-6 saatinizi ayırsanız. Görüyor musunuz? Gel bakalım Ronaldo abi gel. Ay manzarayı görüyor musunuz? Abicim evin bu. Nasıl? Bak şöyle bir bak abi bak. Yani Recep şimdi büyük yani. Fena değil ya. İyi iyi. Küçük değil fazla. Beğenmene sevindim abi. Güzel. Şimdi buradan tırmanıyoruz Cristiano abi. Gel böyle. Hem biraz spor yaparsın spor. Oğlum sen top sahasında koşturan adamsın. Senin yürüyüş yapman lazım. Çaktırmayın bu kalktırma yöntemlerinden birisi. Adamın mesleğini bahane ediyoruz. Gel abi gel. Gel yürüyeceksin biraz abi. Bu ev emek istiyor abi. Ev neydi? Ev emekti.
İyice Yeşilçam filmlerine bağladım. Ay 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 ay, bittim. Ayaklarım çök abi, çök. Hristiyan abi çök. Abi bittim abi. Görüyorsun abi, evin girişi bu. Oğlum, durun size şöyle kameradan göstereyim bakın. Böyle ev olur mu lan? Lan böyle ev olur mu? Bu ne oğlum? Şuna bakın. Çık bitmiyor. Yemin ediyorum insanı öldürür. Yalnız arkadaşlar, efsane yapmamışım yapan adam. Şöyle bir bakın sana. Böyle bir mod nasıl yapılır ya? Bakın şöyle bir. Bu ne oğlum? Abi bunu yapan adam sevgilisinden ayrılmış. Hani demiş ki Elizabeth yapacağıma gideyim bir ev yapayım demiş. Şaka maka abi. Niye yapmış ben de bilmiyorum. Şimdi şurada iki tane helikopter pisting var abi. Yine helikopterle gelebiliyorsun eve. Gördüğün gibi evde bodyguard var. Ayrıca orada hizmetinde bir tane pilot var abi. Seni nereye istersen oraya hemen götürüyor. Selamun aleyküm delikanlılar. Ne yaptınız lan erkekler? Aslanım benim. Şşt! Hey! Ne yaptın oğlum? Var mı bir hareket? Ovalar. Adamı yıktım. Var mı bir hareket? Abicim, burası evin girişi. Gördüğün gibi seni girişte böyle saçma sapan şeyler karşılıyor. Hemen şuradan sağdan girelim abi. Bakalım evin içinde neler var. Evi ben de gezmedim arkadaşlar. Sizinle beraber gezeceğiz. Evet, Allah belanı vermesin. Kapıyı gördünüz mü? Abi gördüğün gibi burada bir tane bilgisayar var. Burada senin eleman var. Hacker abi bu, hacker. Abi Facebook patlatıyor bu şerefsiz. MSN neyim çalıyordu geçmişte de. Yalan söyleme abi, ne zaman çaldım? Ulan sız. Yalancı namussuz. Çalıyorsun milletin hesaplarını. Hiç sevmem böyle insanları. Gördüğün gibi abi burada oturma odası var. Burada çaydanlık var abi. Çay içersin. Gördüğün gibi manzara. Oğlum bu nasıl manzara lan? Yemin ediyorum müthiş. Bakalım buradan girelim. Ne yaptın lan? Şşt. Evet. Oha lan. Şuradan girelim. Abi burası bak. Yavrum benim be. Ofis abi, ofis. Görüyor musun abi? Şuraya koltuğuna oturacaksın abi. Gireceksin biraz. Gireceksin internet sitelerine. Buradan istediğini yapacaksın abi. Baktın nakite mi ihtiyacın var abi? Hemen buradan nakitini kapacaksın, işini göreceksin abi. Neyse abim, ofisin bu kısmını kendin artık keşfedersin. Yani anlayacağın üzere istediğin gibi takılabilirsin. Gördüğün gibi bu ne lan? Ananı avradını. İçeriye banka yapmışlar. Bir dakika, açılıyor vallahi. Bir dakika lan. Allah'ınızı seviyorsanız şu kapı şöyle açılır mı oğlum? Bakın. Bu ne lan bakın. Hop, oh, değmiyorum bile. Abi burada kıymetlilerin var. Aman diyeyim abi, kıymetlimiz. Bunları kaptırma abi. Gördüğün gibi tarihi eşyaydı. O ne lan? Fil dişi mi oğlum? Bu ne, mamut dişi mi? Buna nasıl satayım? Gördüğün gibi uyuşturucu mu? Abi sen bunları görmedin. Ben bunları yok edeceğim. Gördüğün gibi abi altın yumurta. Abi geçen bunu bir tane kadın getirdi ya. Vallahi hala burada duruyor. Efsaneye göre dinozor yumurtasıymış abi, inanırsan. Burada çil altınların var abi. Onun harici burada gümüşlerin. Bu ne oğlum lan? Lan bu nasıl ev, bir dakika. Arkadaş ne yapmışsın sen ya? Yemin ediyorum müteahhit kör oldu abi. Görüyorsun. Normalde müteahhitler cimri adamlardır abi. Bizimki bonkör davranmış. Kapının kapanmasını bekliyorum bu arada. Kapan lan. Oğlum bağda mı kalıyoruz burada, bir dakika. Ha tamam lan, çıkılıyor değil mi? Anlamadım abi. Neyse üst kata çıkacağız abi. Ama sonra. Neden? Çünkü önce giriş katı gezmemiz lazım abi. Şuradan çıkalım. Hemen karşıya girelim. Karşıki dağlar cenderme. Hadi bakalım abi. Burası böyle strip club gibi bir şey abi. Buraya oturuyorsun. Bak buraya oturuyorsun, tamam mı abi? Şöyle çöküyorsun abi. Böyle çöküyorsun. Ve manzarayı izliyorsun Christian abi. Bakma öyle, bakma. Senin de hoşuna gitti. Yani fena değil Recep. Güzel güzel. Hadi abi hadi. Şşş valla hadi. En kötümüz bile izler bunu sabaha kadar. Yalnız abi bunun bir sıkıntısı var. Bu tepeye kadar çıkıyor böyle. Geçen bunu Elon Musk indirdi abi aydan. Bu gerizekalı tırmanmaya başlayınca bayağı gidiyor. Kızım tamam, sen tırmana dur. Hadi bakayım kızım. Burada da bar var abi. Buradan kendine içki alabiliyorsun. Ne bileyim piskevit alabiliyorsun. Kalem mi lan o? O ne lan? Kalem tıraş falan mı koymuşlar abi? Ha mummuş oğlum, ne kalem tıraşı lan? Şemsiye falan abi, dekor galiba. Şu bardak süslemek için. Burada güzel mi güzel bir barmen kızımız var. Görüyorsun abi, kendisi tatlı. Yalnız abi çalışanlara sulanmazsan sevinirim. Onların aileleri var abi, onları rahat bırak. Gördüğün gibi burada 4K televizyon var. Şöyle geliyorsun abi. Bak. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Tövbe estağfurullah. Şöyle geliyorsun. Oturuyorsun abi. Buradan futbol izliyorsun. Ne bileyim Cristiano Ronaldo çıkıyor. Ki kendisini sevmem. Yavşağın tekidir. Sevmez misin? Yani lafın gelişi abi. Çıkıyor burada maç oynuyor işte abi. 4K izliyorsun sen de. Gördüğün gibi. Buradan geleni gideni takip edebiliyorsun abi. Bayağı bildiğin sapık işi bir ev abi. Ne bileyim günün birinde evlenirsen falan. Buradan karın nereye gidiyor nereye gitmiyor takip edersin. Kolay gelsin canım. İyi direkt dansı sana, hadi bakayım. Seni bu sefer ne bileyim Merkür'de falan görmek istiyoruz.
Şimdi şuradan girelim. Bakalım bizi ne sürprizler bekliyor. Lavabo çıktı. Burada bir tane sigara içen ablamız var. İçme sigarayı, içme içme. Patronun geldi geri zekalı, içme sigarayı. Bir dakika lan. Olmuyor mu? Az önceki olmadı. Oldu. Dövüyorum, görüyorsunuz mu? Cristiano Ronaldo'yu kullanıyorum. Evet abi, helal burası. Sıçıyorsun, tuvalet kağıdı burada. Gördüğün gibi. Bu yabancılar şey kullanmıyor abi, taharet musluğu kullanmıyor. Takılmasın inşallah. Gerçi alafranga lan o. Niye kullansınlar ki? Ne kadar saçma oldu. Neyse şuradan girelim bakalım. Burası neymiş? Mutfak. Fena değil. Bu kapı ne lan böyle? Pezevenk kapısı gibi. Bir girelim bakalım. Abi. Toplantı odası. O damanlar buraya gelecek, sana milyon dolarlık teklifler falan yapacak. İşte onları burada ağırlayacaksın abi. Gördüğün gibi. Ev saray abi, saray. Yemin ediyorum saray. Bak görüyorsun. Burada böyle bir tane oturmalık koltuk var. Abi ev asansörlü. Hemen üst katına çıkalım bak. Gördüğün gibi abi. Evde asansör var. Arkadaşlar ben bu sistemi çok sevdim. Müthiş, görüyor musunuz? Harbiden asansör yapmış adam. İşsizce lan. Oğlum daha önce hiçbir evde ben asansör görmedim. Yani oyunda. Sonra beni hiç asansör görmemiş falan sanmayın. Yok lan, o kadar değil. Burası yatak odası abi. Manita atarsın buraya. Gerçi evde bir sürü yatak odası var abi, buraya atma. Ve ince uzun bir koridora girdik. Uzun ince bir koridordayım. Gördüğün gibi. Her yer kapı arkadaşlar. Nereye gezeceğim ben de bilmiyorum. Ev inanılmaz büyük. Evin linkini açıklamaya koyacağım. Gezmek isteyenleriniz olursa gezsin. Şayet atladığım bir yer olursa dersiniz bana burayı atladın diye. Burası muhtemelen tuvalet abi. Bu adamın bir şey söyleyeyim mi? Tuvaletle ilgili kötü bir anısı var bence. Baksanız oğlum. Tuvaletleri böyle yapmış. Hani mekan hayvan kadar, tuvalet götüm kadar. Ne yaşadı lan bu adam tuvalette? Karısı falan mı aldattı? Allah Allah. Yine burada bir kapı var. Allah belanı vermesin. Kapıyı gördünüz mü? Aman diyeyim abi. Kapılar korkunç abi. Burada meyve tabağın falan var abi. Televizyon izliyorsun. Tabii sen oradaki karıyı kesiyorsun şu an. Gidelim yanına hemen abi. Burası balkon. Selamun aleyküm canım. Sana Cristiano Ronaldo'yu getirdim, bak nasıl. Ay Recep abi, geçen sefer de gitmiştim, Messi'yi getirmiştim buraya. Yani Cristiano da böyle kavrulmuş abi, taze fıstık gibi. Ses kız, ne zaman getirdin Messi'yi? Yalan abi, Messi'yi getirmedim. Oğlum çaktırma, uza. Messi'yi getirmedim abi, ben Messi'nin en büyük düşmanıyım. Hayatımda görmedim abi, hiç sevmem ya. O nasıl adam öyle? Durduramıyorlar falan maç sırasında. Koşup gidiyor. Öyle futbolcu mu olur lan? Recep, şüpheli davranıyorsun. Yoksa sen Messi'ye ev mi sattın? Kim? Ben mi abi? Tabii ki de sattım. Yani yok abi. Messi'nin Allah belasını vermesin. Şimdi adam iyi abi, vallahi bela okutturma bana. Adam kaliteli adam. Gördüğün gibi abi. Burada yengenin, daha doğrusu olursa potansiyel yenge diyelim biz ona. Potansiyel yengenin yüzükleri, müzikleri, çikolataları, bisküvitleri bulunduğu yer abi. Ne deniyor buraya? Gardırop diyelim biz. Gördüğün gibi abi. Şunu giyebilecek bir hatun bulman lazım abi. Memeler bu kadar küçük olmasın yalnız. Bu ne lan böyle? Seveni olur, sevmeyen olur ama bu ne oğlum lan? Limon gibi bir şey. Böyle olmasın abi. Sen yakışıklı adamsın. Sana büyük bir şeyler bulmak lazım. Sen büyük oynuyorsun abi. Olmaz sana bu. Bir üst kata çıkalım. Bakalım üst katta neler var. Evet abicim. Burası. Burası var ya, aslanlar sofrası. Yok lan, banyolukmuş. Aslanlar sofrası değil abi. O yan tarafta. Ve bir tuvalet daha. Kur'an çapsın, bu adamın tuvalette bir sıkıntısı var. Bakın size o kadar söylüyorum. Oğlum bulun bana bu adamı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Niye tuvaleti insan bu kadar küçük yapar lan? Ulan kim sıçacak buraya? Nereye sıçacak bu adam? Nereye sıçsın? Bu ne böyle? Adam zengin oğlum. Götün kadar tuvalete girer mi lan? Adamın parası var baba, niye girsin? Ve tekrardan koridordayız. Bir de karşı tarafa bakalım dedim. Orada neleri varmış? Hadi abi koş. Koş abi, evde ekmek bekleyen çocuklar mı var falan. Abi gördüğün gibi... Bu ne lan? Kolay gelsin oğlum. Siz kimsiniz? Evde ne işiniz var? Aracı mısınız? Yok ya. Bedava ekmek dağıtıyorlarmıştı, geldik. Ulan oğlum. Burası yurt mu? Aş evi mi lan? Dağılın lan evimden. Evimden diyorum, kusura bakma abi. Senin evinden. Dağılın. Namussuzlar. Gördüğün gibi burası banyoluk abi. Şerefsizleri aldırma abi. Ve yine küçük bir tuvalet. Kur'an çalsın, tuvalette sıkıntısı var bu adamın. Bilmiyorum abi. Çocukken pipisini tuvalette mi kaybetmiş, ne yapmış anlamadım. Allah planı vermesin. Kapıya bak lan. Sanırım tuvalete pipisini düşürmüş abi. Olabilir. Ve şuradan girelim. Bakalım burada ne var. O ne lan? Çelenk mi? Abi ölürsen diye hazırlık yapmışlar. Allah gecinden versin tabi abi. Aslan gibi adamsın. Ve bir banyoluk daha. Şurası tuvalet değilse arkadaşlar. Şurası tuvalet değilse. Bir sonraki bölümü istediğiniz adamla çekeceğim. 3 2 1
Ve tuvalet. Ben kazandım. Oh yeah. Valla bizim elemanın sıkıntıları devam ediyor abi tuvalette gördüğün gibi. Neyse. Bakın banyo zevkine hayran kaldım. Oğlum bunu ben hep istemişimdir. Kur'an çapsın. Ya abi siz banyoya girdiğinizde canınız sıkılmıyor mu ya? Bir tek benim mi sıkılıyor? Özellikle küvetiniz olsa mesela ki benim yok. Yani küvetiniz olsa ben işsizce televizyon isterdim abi. Otur, yat, böyle ne bileyim biraz... Britanya sitelerine gir abi. İyi kıvırdım kabul edeyim. Yani gir izle abi. Efsane olmaz mı lan? Şöyle bir eve yerleşiyorsunuz hala Elizabeth. İşte hayal gücümüz var ne yaparsınız? Fakiriz oğlum. Ve abicim yine burada yengeye takılar abi. Yengeyi iyi düşünmüşler görüyorsunuz mu? Her şey yengeler için. Yengelerimizi sevelim. Ve abi burası gördüğünüz gibi efsaneler ötesi hacker room. Bak görüyor musun abi? FBI'yi hackliyoruz abi. Böyle şeyler var ya. İnternette böyle küçük çocuklar abi. Özellikle yabancıların çocukları. Hani böyle Amerikalı çocuklar falan. Şey yapmışlar FBI'yi hackliyoruz falan diye videolar koyuyorlar YouTube'a. Görmeyin komedi. Şaka gibi lan bebeler. FBI'yi hacklediklerini falan sanıyorlar. Böyle 2-3 görsel çıkıyor, yazılar iniyor çıkıyor falan. FBI'yi hackledik. Vay anasını satayım. Ve abicim, bilardo masan var. Evet. Başına güneş geçmesin diye çadır kurmuşuz abi. Gördüğün gibi burası senin oturma odan abi. Burada oturacaksın Cristiano abi. Ve manitaları izleyeceksin abi. Ve işte güzide hatunlar. Abi görüyorsun. Yemin ediyorum hepsi Miss Turkey çıkması. Şuraya bir atlayalım bakın. Hoba. Oha. Gördünüz mü? Illuminati. Abi. Abi Illuminati'nin oyunları abi. İnanma abi. Burası havuz. Biz boğuluyoruz abi. Ve hatunlar bizden korkuyor. Evet abi. Nasıl buldun evi? Ne diyorsun? Recep böyle bir ev olmaz. Messi'ye öyle bir hava atacağım ki. Messi'nin ağzı açık kalacak Recep. Ben ki Ronaldo'yum. Bu evi alıyorum. Oğlum ev neymiş lan? Recep kaça satıyorsun burayı? Cristiano abi. Burası her şey dahil 1 milyar 375 milyon dolar abi. American dolar abi. Kredi kartı kabul etmiyoruz. Yalnızca nakit on the table abi. Aldım gitti. Eyvallah Cristiano abi. Ev 1 milyardı. 375 milyon benim. Ne komisyon koydum lan. Eyvallah abi. Ben bizim arkadaşları göndereceğim notelleri abi. Burayı senin üstüne geçirecekler abi. Merak etme sana geçirecekler. Recep sen çık artık. Ben Messi'yi arayacağım. Gelsin de bir hava atayım. Ara benim Ronaldo abim ara. Bir ara gelsin de ona da kaktırayım tekrardan. Abi seninle tanışmak büyük bir zevkti. Vallahi seni çok hemen çıkarttı lan. Kolay gelsin abi. Seni tanıdığıma sevindim. İkinci kez. Diğerleri nerede lan? Oğlum 375 milyon çarptım. Kaç abi. Farkına varmadan kaç. Efsane oğlum lan. Yalnız güzel ev sattım. Allah'a var. Burası neymiş? Yatak odası. Mantıklı orada manitalar olunca. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'ya efsane ötesi bir ev sattım. Kendisi hala Messi'ye evi anlatmakla meşgul görüyorsunuz. Alo Messi gel gel. Baksana konum atıyorum. Yeni evimi gör. Fakir. Allah akıl fikir versin. Ben de şuradan atlayıp kaçayım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video... Allah planı vermesin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Cristiano Ronaldo'ya efsane ötesi bir ev sattım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben ev modunu çok sevdim. Sizin de gezmenizi tavsiye ederim. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hay tamam Şevkat merak etme. Ben buna motor taktırmıştım. Nasıl süreceğimi... Oha lan. Esin'in bacaklar çalışıyor. Onu görmediniz, duymadınız bilmiyorsunuz arkadaşlar. Şevkatçim, görüyorsun motor taktırmıştım ben bunu. Ne kadar saçma. Oğlum, cidden işsiz yolculuk lan. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani doğru düzgün bir tekerlekli sandalye olmadığı için motor kullanıyoruz. Yanlış anlamayın, gördüğünüz gibi. Ama gayet güzel bir sistem değil mi? Şu bacaklar olmasa tabii daha iyi olacak ama.